Selamun aleyküm Güreş Türkiye halkı. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Ege, ben de Ege'nin yanındayım da Ege pek beni tanıtma niyetinde değil. Önce forum halkına bir selam verelim dedim. Aa, senin sesin 10 saniye sonra gidiyor. Yalnız bugün loca çok loca ya. Bugün kardeşim gözlerim doldu ya. Locada herkes bugün yerini almış. Evet, locayı bir okuyalım mı? Tabii. John Asylum, The Destructive, Kardeşim. Buse, Kardeşim be. Onur Deniz, Evet. Bekir'in kardeşimiz, Kardeşim. Sinan, Ayberk, Yes Movement, Rıdvan, Doruk Özkaplan, Emroz eşittir Çöp Reis. Rıdvan da mı var? Tabi. Ah! Ama uğursuz herif de buradaymış. Pardon, loja hakkında bütün söylediğim şeyleri geri alıyor. The Beatles 35, İlay Kardeşim, The Direktli ismi Beatles bu Kafa Karadağ. arada. İsmail Umut Güngör. Umarım gene isim soy isminin yanlış söylemedim. Bizim şey işte Kuyet Riot. Selam Yusuf İsmail. Seyit'in bir de bir tane misafir. Evet, misafir arkadaş da artık üye olsun. Rıdvan, beni Skype'tan lütfen taciz etme kardeşim. Ben şimdi Roman Reis anlatıp ıslanmak istiyorum. Ya o neydi Ege kardeşim ya? Roman Reis Oh. ya. Aha iyi. Böyle içim o Superman punch'ı vurdu ya en sonda Rusev'e. Rusev demek Adam. istemiyorum. Rusev demek istiyorum yani. İnanılmaz bir şey Maçka. ya. Ya inanılmaz bir şey kardeşim ya. Ne nasıl? Ya sen neler hissettin izlerken? Anlat Ege ya. Ya şimdi bizim Bound for Glory şovumuz oldu 2 gün evvel. Evet. Oradan bir giriş yapayım ben. Evet. Broken Matt Hardy, Brother Nero Dike'ye karşıydı. O maçtan daha çok ıslandın diyebilirim. Of kardeşim. Rusev doğduğuna pişman oldu ya. Roman Reis ya. Böyle bir şey olabilir mi? Adam promo bile kesti ya, helal olsun. Gel Rıdvan. Rıdvan gelsin ya. Rıdvan benim bir numaralı kahpe de olsa kardeşimdir. Gel ara. Ara oğlum. Yaz bana. Bir şey yap. Yaz Skype'tan alayım. Ha, yazmışım da çocuğum. Evet Ege. Sefa Progress şovuna baktım, güzeldi ha. Oh Ege. Efendim. Ne diyorsunuz Roman Reis hakkında? Yani bu güzel kestiği promo, Lana'yı iki büklüm etmesi, Lana'nın o içindeki kıyafete sığamaması. Ne düşünüyorsun ya? Ya bu mükemmel bir verilmiş veli nimet Açılıştı. bize ya Roman Reis'e ya. Roman Reis ya. Ya adam güzel de laf sokuyor böyle artık. Güzel böyle şey yazıyorlar, laflar yazıyorlar. Kardeş. Uuuuah! Resmen Uuuuah! içimdeki Roman Reis aşkını boşaltmak istiyorum ya. Bu arada Kevin Owens Adam Kof hoş kafese geldin. girecek, kafese. Kafes kardeşim ya. O kafesin içinde o Rusev ne hallere düşecek? O Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı ne hale getirecek ya? Ayret bir şey ya. Punchlar, Ay ay. spearlar. Şimdiden ıslanma şov ya. Gerçekten ben ara vermek istiyorum ya yayına. Gerçekten neler diyorum ya. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Beatles 35 yazmaya başlamış Evet. Roman Reis'in promosunu. Promoyu yazmış. Hemen oku Ege. Sen Lana ol, ben Roman Reis olayım. Ama sen Lana ol. Evet. Roman, buraya seninle konuşmak için geldim ancak eşim bunu bilmiyor. ne diyorsun? Haydi ama Lana. Los Angeles'tayız. Staples Center'dayız. Her yerde kameralar var. 60'lı yılların televizyon şovları gibi. Uzun zamandır Rusev'e önem veren tek kadın sensin. Yani diyeceğim şudur ki nerede olduğunu biliyordur bence. Ha, çok komik. Çok komik. Müzakere yaparken espri anlayışın olması gayet iyi bir şey. Aslında buraya bir konu hakkında konuşmak için geldim. Şimdi biz seninle müzakere içerisinde miyiz? Ah kardeşim, bu nasıl güzel bir şey ya. Bu nasıl muazzam bir şey ya. İnanamıyorum ya. Of Nereye gerçekten. düştüm? Ne konuştunuz ya? Gerçekten ah ah ah. Ah! İnanılmaz inanılmaz şeyler. Rıdvan hoş geldin kardeşim. Bu da Roman Reis'in Hoş geldin işte Rıdvan. stiline özenen bir adam Rıdvan kardeşimsin ya. Roman Reis 2 ya, Vol 2 ya.
Daha çok Adam Cole'a özenmiştim ama AJ Styles. Devamı da var, devamı da var. Evet, hemen oku Ege. Hayat beni zaten müzakeredir. Buraya United States kemeri için seninle müzakere yapmaya, eşim adına sana meydan okumaya geldim. Bu kulağa pek meydan okuma gibi gelmiyor. Sanki Rusev kirli işlerini yaptırmak için seni buraya yollayıp arka alanda eteğinin arkasına saklanıyor gibi. Bahsettiğin adam benim eşim, benim ailem. Bunun ne anlama geldiğini aklına hiçbir şey bilmiyorsun. Aileden saygıdan bahsediyorsun ancak kesinlikle bu değerlere saygın olmadığı belli. Bu yüzden birazdan hocam ülkenin önünde, hayranlarının önünde, ailenin önünde seni bir böcek gibi ezecek. Bana neden gülümseyerek bakıyorsun seni gerizekalı çocuk? Bu hiç komik değil ve ben şaka falan yapmıyorum. Hocam seni ezecek ve dünyadaki bütün insanlar seni rezil edecek. Açık olayım, gayet iddialı konuştun. Şimdi bana bir iyilik yap ve arka alana git kocana şöyle de. Neden Bulgar taşaklarını alıp buraya gelip benimle kavga etmek için gelmiyor? Bunu git ve ona söyle. Kes sesini. Konuştuğun kişi benim eşim. Bu yüzden sözlerine dikkat et. Etmeyeceksen de canın cehenneme, aşağılık herif. Ah! Kardeşim Superman Punch'la o verdiği karşılık. Ya hiçbir şey diyemiyorum ya. Ya Roman Reigns be kardeşim ya. Adam yani. Sonra Rusev geliyor bir gazla. Aynen. Ve Roman Reigns devam ediyor. Aynen. Kavga ettikten sonra. Benimle cehenneme gitmek ve cehennemi yaşamak istiyorsan ikinizi de yanıma götürebilirim. Benimle karşılaşmak mı istiyorsun? Tamam, karşılaşalım. Sana rövanş hakkı veriyorum. Ancak rövanş hakkını Hell in a Cell şovunda, Hell in a Cell maçında alacaksın. Kardeşim ya, Roman Reigns ya. Ya 55 dakika Roman Reigns konuşalım ya. Bıraksa Charlotte falan, boşver. Kardeş. Roman Reigns konuşalım full. Ah ya. Adamın 5 starlık maç çıkaracak olması. Ya o düşünemiyorum. O masalar, sandalyeler, Rusev'in kafasında parçalanacak şeyleri düşünemiyorum. Düşündükçe ıslanıyorum Ege. Yani Rusev nasıl bir gazla geldi ki o Roman Reigns'in karşısına? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Kıçı kırık Bulgar dölü diyeceğim, ayıp olacak şimdi. Kıçı kırık Bulgar vatandaşısın yani. Yürü git öteki tarafa ya. Roman Reigns ifşa mı? Aman yarabbim. Nasıl Allah. Yani? Abi bu... Buna hazır değilim. Bunu görürsem kalpten gidebilirim. Böyle bir güzellik yok ya. Promosunu atmış. Kardeş ne demek ya? Kardeşim sen Roman Reigns üzerinden yapmak. O bir kral, o bir imparator. Ya kesinlikle. İnanılmaz. İnanılmaz şeyler ya. Neyse. sıradaki segmente geçelim Ege. Neydi? Cruiserweight. Ya bu Cruiserweight hakkında söylemek istediğim çok şey var Ege. Sen başla. Başla bakalım. Ya sen başla. Ben ufak bir ön değerlendirme yaptım Raw tartışma konusunda. Ya bu olayın ortası yok abi. Bu olay ya inanılmaz bir şey olarak bizim önümüze gelecek ya da çok kötü bir şey olarak vazgeçilecek Ege. Sen ne düşünüyorsun? Ege. Ege yok herhalde. Ege uçtu. Rıdvan, buyur senden dinleyelim. Bana da soru yazmış chat baksa. Gelmiyor mu diyor. Ege düştü. Evet. Düştü mü? Şimdi Ege düştü düştü. Ama... Arada internet biliyor, Desmar atıyor böyle. Kardeşim hoş geldin. Desmart, evet. İnternetim var. Ambrose Roman kralsa demiş. Raw Brand'ın kardeşim o. SmackDown'ın kralı her zaman Dean Ambrose'tur. Tabii canım. Dean Ambrose be kardeşim ya. Evet Dean Rıdvan. Ambrose çöp değil mi? Neyse onu o konuya yarın. Diyor. Yarın Rıdvan. Evet. Dinliyoruz. Cruiserweight. Sesim az mı geliyor? Yo iyi. Anlat sen. Yok. Yayındaki chat ekibindeydin. Nasıl artırıyor Skype'den? Tamam ben açtım senin sesini hadi. Açtın mı? Evet. Oluyor mu öyle bir şey? Evet. Cruiserweight'ler şimdi TJ Perkins, TNA'daki Manic, Ryan Kendrick'e karşı. Bu Kendrick çok sağlam adam ya. Cruiserweight'lere en yakışan adam bu.
Abi, Kendrick X-Division'de de vardı herhalde. Şimdi ne? Abi, planlanan ne? Cruiserweight'e aday olabilecek 85 güreşçi var ve çok sağlam isimler var. Mesela o Adrian Neville. Ama kendinde bir karakter de var ya. Sami Zayn. Ya bu gibi isimler de dahil olabilecekken böyle dolandırıyorlar. Ya bir şey planlıyorlar. Bu şirket geleceğiz. Yani Kevin Owens'un yanına Jericho'yu 2 ay önce tag team yaparken bugünkü Reign'i planlamış. Yani Reign'de çünkü ring dışında çekilecek gibi değil Kevin Owens. Yani bir şey planlıyorlar Cruiserweight. Planlar uzun vadeli görünüyor ama nasıl bir sonuç verecek ben kestiremiyorum ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Sen ne düşünüyorsun Ege ve Rıdvan? Ve Chatbox arkadaşlar. Bir dakika. Az önce sen Kevin Owens ring dışında çekilmeyecek gibi mi dedin? Ya çünkü bir şey yok. Ortada storyline yok. Storyline olmadığı yerde fark yaratabilecek bir mikrofon kapasitesi entertainment kapasitesi olduğunu düşünmüyorum Owens'ın. Ya göstermiyorlar. Nasıl? Varsa da göstermiyorlar. Chatbox'a katılıyorum. Jericho yanına veriyorlar zaten. Jericho yani bu entertainment olayını götüren Jericho. O konuya geliriz arkadaşlar. Şimdi bir dakika. O uzun uzun konuşulması gereken bir şey. Geleceğiz. Evet, devam edelim. Cruiserweight. TJ Perkins ve Brian Kendrick. Bu kemer maçı değil miydi ya? Kemer maçı diye duyurdular bütün hafta onu. Valla o konuşur maç olurken gece sohbet konusunda konuşurken de iddia konusu oldu ama hiçbir bilgim yok. Ben değildi diye yani şey yaptım çünkü. Kemer diye söylediler çünkü kadınlarla şey. Bray'i ben beğeniyorum bu arada. Sefacım yapma. Da. Ve evet. Ne oldu? Ses geldi mi geri? Geldi sıkıntı yok. Hiç gitmedi ki. Ha, tamam o zaman. Sefa demiş ki storyline sadece Bray'de var. Siz de beğenmiyorsunuz bu adamı be. Braun Strowman'da değineceğim oraya. Doğru. Doğru. Storyline sadece Bray'de var. Yani bu yanlış bir yaklaşım değil. Biz Bray'nin Bray Wyatt'ın hani iki haftadır Ege sakso çekiyor zaten Bray Wyatt'a. Yani beğenmediğimiz yönü o tarafı değil. Mam seni. Sefa. Ya hep diyorum 4 hafta adam en azından zevk veriyor. Bir şov uyutsun. Bir maç uyutsun. Eyvallah yani. Ya 4 hafta uyutacağına 1 hafta uyutsun ha. Bazısı. Aynen öyle. 4 hafta uyutuyor. Uyutsun. Doğru. Aynen öyle. Doğru. Ya da Sefa'nın dediği gibi salıyorsun maç türüne köpek gibi güreşiyor diyecek şimdi. Yalnız mesaj gelmeden çocuk yazacağını tahmin etti. Güzel Ege. Neyse Bray Wyatt'a geliriz. Yarın geliriz. Artık şu Cruiserweight'i toparlayalım. TJ Perkins pes etti. Ege, Rıdvan ne oluyor? Yani götüremeyeceklerini mi düşünüyor şirket Cruiserweight'i TJ Perkins için? Yani diğer güreşçilere çok fazla ezdirmeyelim derdindeler herhalde. Kadınlar SmackDown gibi yapıyorlar. SmackDown'ın kadınları gibi. Ya orada da harbiden öyle yani. Ortada bir kargaşa dönüyor. Kimsenin ne olduğu belli değil. Mesela Becky Lynch şampiyon ama aşırı güçlü gösterilmiyor. Hiç güçlü gösterilmiyor hatta. Bu şov ayakta kapatacak da. Evet. Onu. Ya mesela herhalde onu dengeyi sağlamak için yapıyorlar. Evet. Herkes bir şekilde rekabetçi gözüksün diye. İsmail Okon'a parmak basmış bak iyi. Beyler yalnız o maçın geçen hafta TNA'de ne ya? Tövbe estağfurullah. Bound for Glory izleyince zehirlendik. O maçın geçen hafta şampiyonluk maçı olacağı duyurulmuştu. Tam bir komedi lan komedi demiş. Yani main event senaryosunda şu anda çöp olmuş olması peki? Seth Rollins, Kevin Owens. Aynen öyle. Hala Triple H gelmedi. Ya inanılmaz bir durum. Onu da yazdım Raw tartışma konularına. Ya buradan aşkı memnunu devirebilecek bir senaryo çıkabilecekken adamlar hala es geçiyor sonuç yok. Yokmuş gibi davranıyor güreşçiler. Sanki hiç olmamış gibi davranıyor. Değişik. Ya adam turnünü yaptığında Kevin Owens'la şey falan yaptığında
Çok heyecanlanmışım çünkü Seth Rollins ne bileyim otoriteye karşı güzel şeyler olabilirdi böyle. Hatta Seth Rollins'le Roman Reigns bir olup hani otoriteye karşı bir savaş mı verecek yoksa bir otoriteyi yıkma gibi hani yönetimi yıkma gibi ya da yönetimi ele geçirme, ele geçirme doğru değil de yönetimi ortaya getirme gibi bir güreşçinin yanında olmama gibi bir şeye mi meylettirecekler diye düşündük. Hiçbiri olmadı. Hiçbir de gelişme olmadı. Senaryoda dönen Amerikan bugüne... Amerikan futbol diyorlarsa... Evet. Gittikçe maçlar güzelleşiyor zaten. Hiçbir şekilde geçemezler ileride. Ya geç ya. Hiç geçmemişler ki abi zaten. Bugün mü geçecekler? Geç o işi. Ay, Amerikan futbolunda kötü maç bekliyorlarsa adamlar tedbirini aldı zaten. Pazartesi maçlarını güzel ayarlıyorlar artık. Onun da etkisi var yani Rav'ın düşmesinde. Var, doğrudur, doğrudur. Şimdi şey, bak en iyi New England Patriots'ı falan koyuyorlar şu anda. Geçmişte son sıradaki takımları koyuyorlardı pazartesi. Nasıl olsa izlenmiyor zaten diye. Ligin ligin dibindeki takımları koyuyorlardı. Şimdi tepeleri koyuyorlar artık. Bir de zaten başkanlık seçimi falan derken kaydı. Ege. Efendim. Seth Rollins bir röportaj verdi. O röportajı muhtemelen YouTube kanalına atacağız. Sefa ne der bilmiyorum ama atarız diye düşünüyorum. Tolga öyle bir şey, o mimalde bir şeyler demişti. O da merak edilsin, kalsın. O hakkın, onun hakkında konuşmayalım. O segmentten sonra Strowman geldi. Artık Strowman... Allah! Kardeşim, Strowman ya! Ben, inanır mısın bak... Ege, ya şirketin bu adamdan beklentisi ne olabilir? Ne iş yapıyor? Neden yerel güreşçi dövüyor? Bu olayın ilgi çekici yanı ne diye düşünüyordum. Bu YouTube'da forum dışı WWE takip eden kitleyi gördüm. Resmen adamlar boy, çap, kas aşığı ya. Herkes öyle. Onun için artık Braun Strowman neden var ya da varlığı niye... demiyorum. Bunları anlamlandırabiliyorum. Bunun için de herkesten özür diliyorum. Başta WWE ve yönetim kurulu olmak üzere hepsinden özür diliyorum Ege. Yani Braun Strowman da yavaştan ıslatmaya başladı. Bir Roman Reigns kadar olmasa da. Kardeş ya Braun Strowman gerçek büyük güreşçi olabilecek bir kapasiteye sahip ya. Yani haftaya kim gelir şimdi onun karşısına? Kemerden kemerlere koşabilir yani haftaya. Haftaya ki nerede show? Hangi şehirde? Harper diyorlar alt taraftan. Yo, o şehrin kahraman güreşçisi çıkar haftaya. Bakayım. Auckland'daymış. Tam Auckland'ın kahraman güreşçisi kimse o çıkar kardeş. Şimdi Bray Wyatt Auckland taraftarı sayılır mı? Olabilir. Aynen, Bray Wyatt vs. Braun Strowman. Alt taraf Matanzalara geçti. Şimdi... Byron Saxton ondan sonra röportaj yapmış. Evet ha, ne diyorduk? Arada böyle yayın gidiyor da siz böyle konuyu devam edin yani. Hayır, ben aradan bizim gireyim. Sesimiz gelmiyor mu? Senin sesin hep geliyor. Geliyor mu benim sesim o zaman? Hep geliyor. Arada sizin sesiniz gidiyor. Aa, nasıl yani? Rıdvan bir şeyler konuş ya. Ya bana ne sormanız lazım? Cruiserweight falan sorun bana. Cruiserweight soyduk sustun anasını satayım. Sormadın ki kendi kendinize geçtiniz kardeşim. Ben burada saksı değilim yani. Ben nasıl yani? Değilim. Neler Rich dedi? Rich Swann'da toplu girersin o zaman Rıdvan. Öyle yapacağız. İşte bana El Generico sorun, Owens sorun. Ah Owens hemen. Jericho ve Owens ringde promo kestiler. New Day bastı. Bir dalga döndü orada. Geri ya acayip bir dalga döndü. Bak. İşte Jericho New Day'i aptallar listesine aldı. Çok acayip bir segment döndü ama segmenti galip bitiren New Day'di yani. New Day chantleriyle sonlandırdılar. Ne düşünüyorsun Owens'ın bu entertainment özelliğinin
WWE ile uyuşamam aslında Rıdvan. Sesin gelmedi burada, bir daha söyler misin? Hayır söyleyemem, aç radyoyu, radyodan dinle, 15 saniye geç geliyor. Aynen öyle, geç tepki falan. Ya ben segmenti YouTube'dan izledim. Evet. Hani genel karakterlerin nasıl bir tip olduklarını bilmiyorum. New Day biraz dalga bir takım herhalde. Hı hı. Ama Jericho ve Owens gerçekten birbirlerine yakışmışlar yani. Hani ringde bayağı uyumlulardı. Hani takım olarak ben onlar takım kemerlerini alsalar hayır demem yani dışarıdan bir izleyici olarak. Hani Jericho'nun da o stupid list gerçi harika olmuş yani, güzel oyunculuk çevirdi orada. Ama New Day'in üstünü kapatması da garip oldu biraz. Değil mi? Yani, bir an dedirtti. Evet Ege. Yani New Day'in Jericho'ya falan laf sokarken böyle hani lisede falan şey yaparsınız ya, uf ne laf koydu be deyip ortalığı kızıştırmaya çalışırsınız ya. O tavırlara girmesi çok müthişti. Laf sokuyor. Ben bu lafın altında kalacağım ve kiremitin altında kalırım falan. Orada Owens'a bir laf soktu. Ben onu tam anlayamadım. Ne dedi orada? Seyirci bir ov yaptı, çekti böyle. Ne şey dedi işte, 400 küsür kemer falan iyi dedi de oradan bir şeyler salladı. Furkan da yazmamış ki konuya. Çünkü evet. Orada bayağı bir tepki verdi seyirci orada hani. İyi çiğir attılar. Tamam, bir Rowdy step'ine bakalım. Unuttum şimdi ben ne dediğini. Ben hatırlayamadım, onun orada için bir şey demiyorum. Jumping falan bir şeyler diyordu. En son bir yerden atladın mı diyordu. Tam anlayamadım orada cümleyi. Ya kardeşim, %100 İngilizce bölüm okuyoruz, hala anlayamıyorum ya. Türkiye'deki eğitim sistemi. Kemer için İsmail demiş ki kemer için meydan okudu Jericho Owens'a. Ona mı diyorsunuz? Onu mu diyorsunuz demiş. Yok o değil ya tam olarak. Hayır. Orada zaten ufak bir şey döndü de gerilim. New Day Owens'a bir laf çakıyor. Xavier Roots mu bilmiyorum adını adamın. O Owens'a bir laf sokmuştu orada en sonda. Seyirci bayağı bir tepki verdi orada şiir verdi. Bakayım bir dakika ne demişler bunlar. Ha. Magnificent Seven Luke Cage tarzı bir şeyler demişler. Ona tepki vermiş seyirciler. Tabii ben de bilmediğim için bana anlamlı gelmedi. Bir gene bir deyim falan var galiba. Atasözü deyim tarzı. Hiç aklım ermiyor böyle işlere. Evet. Ya adamlar liseli gibi böyle Xavier Woods'un etrafı sarması komediydi. Bir dakika, The Beatles 35-60. Senin dediğin kısım şurası demiş, bir okusana. Köpek balığına yem olmak. Bak Kevin, biz daha yüzme bile bilmiyoruz. İkincisi, sen ne zaman bir şeyin üzerine atladın? Onu Jericho'ya... Onu Jericho'ya söylemedi mi ya? Hayır, Owens'a söylemişti bunu. Belki en son neden... Aynen, o kısmı diyordum ben. En son... doğru. Orada ilginç bir seyirci ben niye tepki verdiklerini anlamamıştım. Ben de çözememiştim onu. Şişko olduğunu kastediyor. Neler dedi? Neler dedi? O şişko üstüne bir çıkarsa neler olacağını bir düşünsün bakalım. Dick Gess'in Seth Rollins'e fiziksel verdiği tepki daha iyiydi. Hani boy fark eder. Kevin Osko. Ulan o göbeğe kurban olurum lan. Neler dedi? Neler diyorlar? Çok doğru. Bak. Boşaldı. Adam göbeğe kurban olurum deyince. Random geldi şu anda. Roman Reigns açtı. Evet kesinlikle. Bu güzel... Ya şey sormuştum. Araya kaynadı Rıdvan'a. Rıdvan, Kevin Owens'ın bu entertainment olayına, WWE'deki entertainment olayına konsantre olamaması, uyum sağlayamaması hakkında ne düşünüyorsun? Uyum sağlayamamış mı? Yani yanına Jericho koyuluyor, koskoca şampiyonun yanında öğretmen gibi gezdiriyorlar vesaire yani.
bir ya şimdi şöyle uyumsuzluk bir şey var. Ya tamam bu şey değil, acayip yeteneksiz bir adam değil ama mutlaka var. Mutlaka var içinde ama WWE bunu yetersiz gözlemliyor ve Jericho'yu yanına koyuyor. Evet Rıdvan. Ya yani hani indideki haline, Kevin Steen halinden bahsedersek cidden çok ayrı. Yani gerek PWG'de gerek Ring of Honor'da. Ya adam dünyanın en troll güreşçisiydi. Yani hem ciddiyet anlamında hem çok ciddi bir karakterdi. Hem de ilginç bir şekilde troll bir karakterdi. Yani ikisini aynı anda çok iyi yapıyordu ama şimdi orada seyircilerle iç içesin. Hani indie'de daha biraz daha serbestsin. Şirket her şeyine karışmıyor. Biraz doğaçlama yapıyorsun. Bu konuda güreşçiler çok daha rahat oluyor. Mesela Kevin Steen bu sayede kendini başarılı yaptı. Bu sayede top seviyeye çıkabilir. WWE şu seviyede ise kendi üstüne koyarak, kendi karakterini yaratarak bu seviyeye geldi. Ama WWE'de genelde arka alandan sana söyleneni yapmak zorunda. Sen hani bir John Cena değilsen yani ring doğaçlama yapman çok zor. Yani yeni gelmişsin, 2-3 yıllık güreşçisin. Hani çıkıp kendi kafana göre hareketler yapamazsın. Ya mesela Kevin Steen PWG'de yaptığı hareket şuydu ya. Şapka alıp elbow drop falan yapardı. Seyirci tepki verirdi. Ama bunu WWE yaparsa biraz hani ne seyirci bunu anlar, ne arka alandan iyi tepki alır. Ya biraz da bu WWE, hani olay WWE'de bitiyor yani. Biraz daha kısıtlama geliyor mesela. Hani Kevin Steen TNA'ya gitse hani bir kısıtlama gelmeyeceği için yine aynı karakterine devam ettirebilirdi ama yani WWE biraz daha farklı yani. O konuda yani sorun Kevin Steen'in yeteneksiz veya yetenekli olması değil. Sorun WWE'nin çok aşırı resmi olması yani. Sürekli bir kısıtlama içinde olması her güreşçilerin. Owens bizde tanrı olurdu, ondan eminim. Ya tabii orada Matt Hardy bile tanrı oluyor, bir şey demiyoruz. Matt Hardy değil onun adı, Broken Matt. Bir dakika, bu neyi değiştiriyor? Yani şimdi burada Nero'ya da Jeff Hardy diyen insanlar var, lütfen yani. Ah! Neler dedi? Bu arada Mr. Perfection, hoş geldin arkadaşım. Sasha Banks'ı kardeşiniz geldi. Bu arada Mr. Perfection çok güzel bir dün bu sabah hikayesi var. Adam sabah 5.30'da sabah namazına müteakip uyanmış. Ya hissettim, kalktım, uyandım, uykum kaçtı, maçı izleyeceğim diye. Sasha Banks fanı bu arada. Ve şampiyon yaptı. Bu yaptı Sasha Banks şampiyon. Yoksa şampiyon olmayacaktı. Valla en büyük emek kendisindeydi Sasha Banks'in şampiyon olmasında. Nasıl yani? Kesinlikle. Nasıl? Biz de Sasha Banks'in destekçisiyiz ama o daha büyük destekçi. Evet kardeşim. Yani adam 3 kişiye 5 kişiye karşı gidişiyordu şeylerde, profillerde, ziyaretlerde. Bir Buse'ye sallıyor, bir Jack Richard'a sallıyor. Bir ona sallıyor, bir başkasına sallıyor. Bütün şarlıkçıları tek başına baş ediyor yani. Diğer segmente geçelim Ege. Sami Zayn ve yıl 2017 olacak, Titus güreşti. Sami Zayn'e şirket değer veriyor. Bu gözlemlenebiliyor. Boş hafta geçirmiyor ama ya abi ne bileyim, Titus'la oynaması Zayn'in yense de, yani mesela Cruiserweight'te dahil olmaması, belki daha büyük şeyler düşünülüyor onun için tabii ama bilmiyorum. Zayn hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceğe nasıl şekillenebilir? Bu WrestleMania'da nasıl bir rol elde edebilir? Şey olabilir mi? Güzel bir pushla Owens vs Zayn vs Balor. Ne bu, ana kemer maçı mı? Aynen WrestleMania'da. Ne zaman? Yok, çok bu WrestleMania'da olmaz. WWE'nin bu kadar hızlı yenilenmeye gidebileceğini düşünmüyorum. Kimi koyacak Owens'ın karşısına? Ne bileyim, Owens gidebilecek mi WrestleMania'ya? Ya o zaten o Allah'lık. Çok zor da Owens'ın gitmesi tabii. Neden? Ya ama tabii doğru diyorsun Ege. Hala otoritenin Triple H'in olaylarının içine dahil olmaması Owens'ın şampiyonluğunun uzun vadeli olduğuna bize örneklendirebilir. Yani şimdi zaten Seth Rollins kemeri alamayacak bu Triple H olduğu sürece. Field evet. Çözülmediği sürece. Daha Field bile başlamadı. Başlamadı. Daha Triple H başlamadı tabii. Mick Foley gene açıklama yapmadı.
Seth Rollins tepki veremedi. Mick Foley de olayların içine dahil değil hiç. Ya Mick Foley her şeyi 10 defa görüyoruz zaten. 11.'ye gerek yok da. Ya gördüğün yer anasını satayım Sheamus Cesaro'nun yanı ya. Hayret bir şey. Aa, onlar da motive konuşmalar yapıyor sürekli. Yapabilirsiniz, edebilirsiniz diye. Abi şu an Zayn bence cepten yiyor. Şu an cepten yiyor olması bir güreşçinin şöyle bir tehlikesi var. Rıdvan sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum. İlla söz vermemiz gerekmiyor. Cepten yiyor olması düşüşte olduğunu ve geri dönülmez bir şekilde hal alabileceğini gösteriyor bu konuyu. Ya Sami Zayn'den bahsediyorsak, ya Sami Zayn WWE'ye geldiğinde yepyeni karakter verdiler adama. Hani en baştan başlayacaksak. Hani biz onu hep El Generico olarak, maskeli biri olarak bildik. Hani genelde hani Kevin Steen yine pek karakter değiştirmedi Owens haline döndüğünde. Sadece WWE'yi uyarladı ama hani Sami Zayn'in olayı çok daha farklı. Kendine bir karakter yaratamadı bence. Şimdiye kadar içine girdiği olayların hepsinde Owens vardı. Bir şekilde götürdü ama tek başına bir karakter olması biraz zor görünüyor. Yani WWE'nin stiline ne kadar uyar? Hani bir, biraz böyle Daniel Bryan vari bir şey olması lazım. Sami Zayn'in bir de abi o ismin değişmesi lazım ya. O Sami Zayn ismi hiçbir şekilde hani şu an top seviyeye çıksa bile bir ağırlık vermiyor yani. Sami ağırlıktan ismini... ziyade bence bir Arap Yarımadası'na hedef kitle olarak görüp onu Sami amca yapmışlar gibi geliyor bana da açıkçası. Ya o Araplıkta değil de isim tercihi çok kötü yani. Ya ama direkt şimdi Sami diye bir adamın güreşmesi var. İşte Generico diye bir adamın güreşmesi var. Yani hangisinin Arap olduğu daha net ortada değil mi? Yani tabii o da vardı mesela. Ya hani, bu çünkü ya evet. Generico da indi de tam top seviye sayılmaz. Yani bir Kevin Owens kadar başarılı değildi. Hani Ring of Honor'da anne kemer almadı hiç. TV title almıştı galiba hatırlamıyorsam. Takım kemerlerini falan almıştı ama hani tam bir main event değildi yani. Seyircinin gözdesiydi. Her gittiği yerde destek alırdı. Ama hani şu an biz bahsediyoruz yani Adam Cole'dan bahsediyoruz. İşte daha önce Kevin Steen'den bahsederdik. Hani o seviyeye çıkmadı hiç. Ama sürekli seyircinin göz önündeydi. Seyirci herkesten destek alıyordu. Yani onun da biraz sıkıntısını yaşıyor yani. Hani independent'de hiç promo kesen bir tip de değil. Hani Kevin Steen nereye gitse promo keser, ona buna laf sağlar. En kötü YouTube'da videosu falan yayınlanırdı. İşte Adam Cole aynı şekilde. Şu an mesela WWE'ye gelse Adam Cole şu an tam top seviyede bir olabilir. Ama Sami Zayn o biraz zor yani. Kendine sıfırdan bir karakter yaratması lazım. O da bir kaç 3 yıl oldu ya, 3 yıldan fazla olmuştur o. 2012'de gelmişti galiba. Yani o günden bu yana biraz karakter kasması lazımdı. Ama bu saatten sonra da pek yani Daniel Bryan vari bir yükselişi olması lazım onu sıfırdan. O da işte Daniel Bryan gibi şey seyirci desteğiyle gelmesi lazım. Ya seyirci desteği var zaten. Sadece zorlama yapılmaması lazım yani. Yani biraz hani nasıl diyeyim, bir sihirli değnek dokunması lazım şu an Sami Zayn'e. Başka türlü çok zor görünüyor. He, Midcard title'ları alır mı? Alır şu an. Roman Reigns'ten falan United States title gitse. Alabilir yani. Alabilir tabii de. Gerçi Roman Reigns daha kaybetmez WrestleMania'ya kadar. Evet. The Club ve Goldust'la R-Truth'un bir tag team maçı vardı. Bu ikili The Club yenerek kazandı. The Club'ı geçen hafta tuş ederek kazandı. Yenerek kazandı ne? The Club'ı geçen hafta konuştuk. Bir gelişme yok The Club hakkında. Yani bizim öngördüğümüz şeyler hala devam ediyor. Onun için geçmek durumundayım bu segmenti. Daha sonra işte kanser... Bizim Lösemi, Lösev Vakfı gibi onlarda da bir kanser muhabbeti durumu var. Ve böyle bir duyar kasılıyor. Hani Türkiye'de bu duyarın %1'i kasılmıyor. Niye kasılmadığını bilmiyorum. Ya, galiba kaderde varsa çekeriz anlayışıyla alakalı. Güzel orada öyle. Eğlenceli bir segment izledik. Kanseri yenmiş 3 tane ablamıza ana kemer falan verdi. Ana kemer hediye ettiler. Enzo Amore ile bir kez. Öyle 3 tane Women's kemerini hediye ettiler. Güzel, kanser önem gösterilmesi gereken, psikolojiyle de alakalı.
psikolojiyle çok alakalı kanseri yenmek. İyi kendini iyi koşullamak, iyi hissettirmek çok alakalı ama bizim ülkemizde hiç böyle bir şey yapılmıyor. Ve Saft Tantu'yla da segmenti kapattılar. Bu konu hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle ben Tayfun Soniyel hakkında bir şey demek istiyorum. Adam kendine bir karakter yarattı şu anda bu show'da. Neydi? The Tayfun Brand diye. Kendi brandini kurdu yani. Bu sefer de öyle deneyecek. Bu sefer de kendini öyle deneyecek yani hurra hurra reislikten. Evet. Buraya geçiş yaptı. Tauntu bir atsana Ege. Ne? Tauntu'nu yapsana bir. Ura. Yo ben bunu çalışacağım, haftaya yapacağım. Tamam söz. Buradaki 22 kişiye söz veriyorum. Haftaya yapacağım. Ura mı yapacağız? Ben çalışacağım yapacağım ya. Bayağı sınava bir çalışırmış gibi. Yayını da UA ile kapatmak lazım ama. Oo, yayını onunla açıp onunla kapatmak zorundayız zaten. Aynen, son saniyede bir UA çekip öne gidelim. Evet, tag team maçında da bir ana kemer senaryo gelişimi oldu. New Day ile Jericho Owens ikilisi zaten maç için sözleşmişlerdi ve maça çıktılar. Maç devam ederken bayağı ciddiyetten uzak devam ediyordu ama maç, fark ettiniz mi? Yani çok fazla bir ilgimi çekmedi zaten Club'la Golden Truth maçı. Hayır. Çekecekli bir şey yok. Bitti. Owens geçti, atladı orayı. Konuşmadı bile. Konuşmadı. Club konuşulacak kadar önemli bir şey değilmiş. Bir gelişme. Şey maçı mı? New Day ile Jericho Owens mı? Hayır Rıdvan, geçen hafta Club'ı 15 dakika konuştuk. Bu haftada değişen bir şey yok yani. Tekrar konuşmaya gerek varsa konuşalım. Ya Club'ı ne hale getirdiler bilmiyorum da sürekli kaybettiğini duyuyorum. Ya Luke Gallows neyse, onu pek önemsemem de ben genelde Bullet Club'ın kibe derdim. Hani New Japan pek izlemediğim için. Abi Carl Anderson çok iyi bir güreşçiydi. Çok iyi mikrofon. Hani Bullet Club'ı biz hep film, hani Prince David, hani Finn Balor, AJ Styles olarak liderlerini duyarsınız ama o grubun asıl lideri Carl Anderson'dı. Sözcüsü, lideri. Konuşmaları hep Japonya'da o yapardı mesela. Hani AJ falan sadece yüz olarak, hani sadece grup, hani AJ ve Finn Balor o grubun sadece yüzüydü. Carl Anderson gerçekten yetenekli bir güreşçiydi ama hani WWE uyum sağlayamadılar mı artık? Renkleri uymadı mı? Uyuşmadı mı bilmiyorum. Hani bir takım kemer alabilirler miydi? Alabilirlerdi belki ama hani Carl Anderson New Day'in 478'ine kurban gittiler belki de. Yani Carl Anderson, hani Luke Gallows'u çöpe atın. Carl Anderson tek başına takılır yani. O gerçekten sağlam bir güreşçi. Biraz uyum sağlayabilirse gayet iyi bir güreşçidir yani. Old school bir güreşçi. Gördüğüm kadarıyla. Bu Bullet Club daha kurulmadan önce o Ring of Honor'da bir maça çıkmıştı. İlk defa onu orada izledim de gerçekten çok beğenmiştim. Hani sürekli gelsin Ring of Honor'da sürekli bulunsun diye. Ama Ideal'da bir falan geliyorlardı çekimlere. Orada bayağı beğenmiştim. Sonra Bullet Club'a falan katılmıştı. Hani sevdiğim bir güreşçidir. Başarılı olmasını isterim ama biraz zor gibi görünüyor. Yani Luke Gallows yanında sırtında yük yani. Bu kadar. Ya. Evet. Bekledim, baktım kimse konuşmuyor. Bu arada Young Bucks adamdır aynen kardeşlerim. Too sweet. Leather War olmuş bu arada. Ya KYK interneti sağ olsun, daha şovu izleyemedim. Fakültenin internetine indireceğim yarın artık. Nasıl yani? Nasıl yani? Nereden indireceksin? Fakültede 100 megabit internet var kardeşim. O hangi üniversite? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı. Tamam. Ya okulda, üniversitede falan şey dediğimde tip tip bakıyorlar yani. Kimse Dinamo'yu desteklemiyor okulda da. Okulda muhabbetini mi açıyorsun? Ya okulda bile AJ Styles fanları var ya. Ben böyle Buse, bir şey görmedim. Rıdvan, ben de oynaya gelebilirsin. Buse hala
Üniversite duruyor yani, tercih yap. Adamları gösteriyorum, titretiyorum. Buse'ye bu... çok karizmatik adammış diyorlar. Buse'ye radyodan yürümesi. Ne kadar ayıp. Ya hadi tek team maçı ya lütfen ya, son 15 dakika. Owens Jericho New Day ile karşılaşıyor. Seth Rollins ardına maç devam ederken girişte gözüküyor. Owens ona bakıyor. Çeviri işte bu ne, finisher mı? Kilit bağlarken mi ne? Owens bırakıyor Çeviri ve... Young Bucks'a overrated diyen arkadaşı kınıyorum. Siz de kınayın lütfen, topluca kınamamız gerekiyor. Young Bucks'ı TNA dışında hiç izlemedim. Ya o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ya Ege şu maçı anlat, ben gerçekten tansiyonum yükseldi ya. Yani TNA'de bunlar Generation B halinde iyilerdi ama dünyanın en iyi takımı olacak şeyleri görmedim ben. Herhalde indie'de gelişti bunlar. Yani Japonya falan yaradı onlara. Hı. Neyse hadi Burak kızıyor hadi. Yani ya, gerçekten Rıdvan yayından atılma şey tadın olmadı. Geldi ya. Şu an yani... o neyse tamam hadi geçelim. Valla tek team maçında konuşulacak bir şey yok ki yani. Ya ana kemerde bir gelişim oldu. Seth Rollins geldi ve kaybettirdi Jericho Owens'a. Sonra Jericho'ya Owens kemerini aldı. Kıçını tekmeleye koştu. Kıçına tekmelerini vura vura. Topuklarını vura vura neyse. Kaçtı. Kaçarken de evet. Jericho sen beni niye kurtarmadın, niye gittin diye bir şey yapabilir mi haftaya acaba? Vallahi çok değişik şeyler dönebilir orada. Ana kemer maçına bile daha. Jericho hala ihanet etmedi ama. Çok enteresan ya. Adam yepyeni bir kariyer gimmick değiştirdi yani. O 40 yaşında, adam 45 arkadaşlarına yaşında. Arkadaşlarına da sadık. Enteresan. O benim en iyi arkadaşım. Bir ay önce tek timdi. Normalde bir haftada hemen insanları harcayan bir adamdır bu Jericho. Tabii. Şimdi stupid idiot diyen, it diyen bir adam oldu ama eğleniyorum yani. Gittiği zaman ne olacak? Allah kurtarsın. Değil mi? Gittiği zaman... Ya ben... Owens... 50 dakika Roman Reigns koysunlar. Owens kemeri taşıdığı müddetçe yanında olur diye düşünüyorum ya. WrestleMania'ya kadar duramaz ki. Ya WrestleMania'ya kadar Owens'ın duracağı, be haftaya kaybedecek belki de. O nasıl laf? O zaman en kötü Royal Rumble diyelim. Royal Rumble'a kadar duracak mı şimdi Jericho? Şimdi Royal Rumble'a kadar kemeri taşıyacak mı Owens? Taşır. Emin misin? Öyle böyle taşır diyorum ben. Ya tabii çünkü çok alternatif yok Owens'ın altında. Bir tane var, iki tane var. Üç yok. Sayabilir misin? Yok. Şimdi Best yok. Of Series galibinde kemere gitmeyeceğine göre ana kemere, oradan da baday gelmiyor. Yok. Yok, güreşçiler gerçekten Roman Reigns zaten şampiyon. Hep sürekli bahsediyorduk ya, ah WWE'nin rosterı öyle bir ayırdılar ki SmackDown'da potansiyel main eventer bir sürü adam var, kullanılmıyor. Raw'da hiç yok. Ya vardı, sakatlandı. Bitik. SmackDown asıl sınavını Roman'dan sonra verecek zaten. Oradan sonrası çok önemli. Tamam, yarın geliriz ona. Nedenini söyle. Çünkü Dean Ambrose'la John Cena gidiyor zaten No Mercy'den sonra. Ya o kesin değil. Ben öyle bırakıp gideceklerini, uzun süre ara vereceklerini düşünmüyorum abi. Cena çekimlerde Ambrose da izin alacakmış. Abi film çekimleri bırakmak için bir neden değil. Ben SmackDown rating SmackDown rating durumunda bu haldeyken Cena'nın öyle 2-3-5 hafta üst üste görünmeyeceğini düşünmüyorum. Abi düşünmüyorum yani. Evet. Ara ara promolarla belli eder diyorsun, böyle drag tarzı. Ta ya, ekrandan. Bu, ya maça da çıkabilir, o sorun değil. Düz maça da çıkabilir. Show'lara gitmez belki. Tabi mutlaka. Live eventlara daha az gidecektir ya da hiç gitmeyecektir. Bizim izlediğimiz tabi televizyonda dönenler. Zaten Randy Orton'da main event'i çekileceğine göre No Mercy'den sonra. Evet. Yani o çok sıkıntıda kalmıyor aslında. Midcard'ı nasıl yönetecekler önemli de, Raw'a geçelim biz gene.
Evet, teşekkür ederiz. Rich Swan, Swan diye okunuyor değil mi? Tony Nash abla. Şeye gelelim. At, Triple H'in segmentine gelelim. Stephanie Rollins arka alan. Evet, onun YouTube'da çevirisi geliyor. Onu ha, YouTube'a ondan bırakalım. Seth Rollins güzel laf koydu deyip geçelim o zaman. Evet. Rich Swan ile Tony Nash'e. Kısa bir değerlendirme alalım maç ve isimler Neşe hakkında. Neşe nedir ya? Neşe. Neşe. Kısa bir değerlendirme alalım Rıdvan. İsimler ve maç hakkında. Maç çok güzeldi maçı bu arada. Maçı izlemedim ama isimleri tartışıp konuşabilirim. Evet, kısa değerlendirme alalım son dakikalar. Ya Rich Swan, Ricochet'i herkes biliyordur forumda, aşağı yukarı duymuştur illaki hareketlerini. Rich Swan da onun takım arkadaşıydı. gayet iyi güreşti ama biraz underrated hani. İyi güreşse de hani üst seviyeye çıkamayan güreşçilerden biriydi indi de. WWE uyar mı? Uyar. Cruiserweight Division'a bayağı katkı sağlar bence. Tony Nese'i PWG'de birkaç kere izledim. Gayet sağlam güreşiydi abi o adam. Nasıl Cruiserweight'te güreşiyordu? O ara bayağı bir kalıplı diye hatırlıyorum ben o adamı. Yani uzun boylu bir tipti. O kiloyla nasıl girebildi bilmiyorum. Ama o da iyi güreşti. Bizde de bir sene durdu. TNA'de de. TNA'ya geldi mi abi? Bilmiyorum ben. Geldi. Öyle. İşte ya Zema de... Yon'la DJ Z haliyle maç yaptılar yani. Oh! Zema Ayon hala güreşiyor mu ya? X-Division şampiyonu adam be. Oh! Ne zaman? Geleni geçen. Bayağı oldu yani. Kaç ay oldu DJ Z? Hatırlayamıyorum. DJ Z Zema Ayon mı? Eddie Edwards kimin şeyi yaptı? Kaybetti. Bir şey diyeceğim. DJ Z. Ondan sonra da Neşe aldı. Üf! Zema Ayon aldı. DJ Z Zema Ayon mı? Aynen öyle. Ben, evet, ben sözü size bırakıp gidiyorum. Abi çok değişmiş o zaman. O adam bir de Bromance'ın menajeri gibi bir şeydi, onu da söyleyeyim de. Saçma sapan hareketler yapıyordu, hatırlıyorum biraz. O aralar birkaç bir ara TNA izlemiştim. Kısa süre. Abi ama bu adam çok geliştirmiş. Stilini çok geliştirmiş o zaman ya. Öyle. Abi, ben tanımadım abi, bak dün pazar günü izledim Bound for Glory'yi. Tanımadım yani Zema Ayan'ı. Zema Ayan'ı. Tanımadım. Bu arada izlemeyenler The Great War'u tekrardan izlesin diyorum. Güreş tarihinin en iyi olayı. Yo he. Yo he. İzlemeyenler de Ring of Honor All Star Extravaganza Leather War 6'ı izlesin. Bitti mi Cruiserweight? Cruiserweight bitti mi beyler? Rosemary adamdır ya. O zaman geçiyorum. Sheamus ve Cesaro ringde gene yerel güreşçileri dövüp senaryo gelişimine katkı gösterdiler. Bunların bir maçı... Bir şey soracağım onlarla alakalı. Evet. Bunlar contender değil miydi? Bunlar, ne oldu? Bunlar Best of Series'de karşılaşıyorlar değil mi? Cesaro evet. Evet. Mick Foley dedi ki siz kardeşsiniz. Siz evlenemezsiniz. Siz kardeşsiniz Doktor dedi. Doktor Shelby oldu. Doktor Shelby. Bir de Team Hell No değil mi? Team Hell No çakması bir şey mi oldu bunlar ya yani? Ya çakması aynen değil. Öyle. Çakması değil. O Team Hell No'nun senaryo gelişimiyle bununki çok farklı. Team Hell No bir de dışarıda segmentler çekiyorlardı. Ha. Ya bunda pek o yok yani. Vejetaryanlık et falan. Bu bugün ringe gelirken mesela şu arenaya gelirken işte sen bana yanlış trafik söyledin. Yo hayır. Çok benim kalabalıktı. Benim süslerim geç kalmam. Aa fena sen benim o zaman çantamı ver deyip çantasını arka alana fırlatması. Ondan sonra arka backstage'de Mick Foley ile kestikleri arka alan segmenti güzeldi yani. Güzel ilerliyor. Eğlendirici ilerliyor. Ring içinde de gülümsetebiliyorlar şimdilik. Bakalım ileride ilerleyen haftalarda nasıl gelişir. Contender değil mi bu adamlar? Aynen. Maç Hell in a Cell'de maçları var mı? Şu anda yok. Hell in a Cell'de bir tek Roman Reigns ile Rusev şu anda. Evet, belli olan resmileşen doğru. Söylemek istediğiniz bir şey yoksa Raw main event'ına geçelim. Kadınlara geçelim. Geçelim mi? Bence de geçelim. Son 4 dakika çünkü. Women's title el değiştirdi. Sasha Banks inanılmaz bir maçta, inanılmaz bir galibiyet elde ederek, inanılmaz yaşadıklarını, duygularını, senaryoyu bizlere işleyerek, hissettirerek
ya muazzam bir divizyonun muazzam bir maçıydı Ege. Ya hak etti ya. Gerçekten hak etti. Çok hak etti. Sasha Banks ve kardeşim demiş kesinlikle kemeri aldı, kaybetti. Güreşe isteğini gözlerinden okuyabiliyorsun şey yaparken, ringe gelirken. Evet. Yani şimdi buradan taraftarlık gibi olacak ama hadi diyeyim. Charlotte gibi tight kaldırmıyor Sasha Banks. Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Geçtiğimiz yıllarda biz Diva divizyonundayken ya güreşçi diye bize sundukları dansçı manken devşirmelerini 2-3 ay güreşçi eğitimi verip ringe koyup kıçını başını göstermek üzerine kuruyorlardı. Ne kadar güzel değil mi? İnanılmaz güzel. Sorma. Ölüyoruz güzelliğinden. Ama şimdiki Women's divizyonu ya çok acayip bir yükselişte. Harbiden Raw main event'ını hak ediyorlar. Ben WrestleMania main event'ında olabileceklerini bu yükseliş devam ediyor. Ya o mutlaka ya güzel bir senaryoyla storyline'la olabileceğini kesinlikle düşünüyorum. Ege sen ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Yani bu kadınların gelişimi gerçekten takdir edilesi. Ya bu, 2 yıl önceye bile evet, baksak yeterli. Öyle bu jenerasyon böyle bir önemi, böyle bir yetenek değerlendirmesini kesinlikle hak ediyordu. Yani ağlıyorlar abi. Ciddi manada kazananın gözündeki hırs ve duygusallığı, kaybedenin gözündeki hüznü hissediyorsun, hissettiriyorlar ya. Hem yaşıyorlar oynadıkları senaryoyu hem de bizlere mail ettiriyorlar. Ya hissettiriyorlar ya, yaşattırıyorlar abi. Bunu ben daha önce şahit olmadığım için bu kadar etkileniyorum. Ya kemer zaferinde de Charlotte şey çaktırmadan gülüyordu Sasha Banks'e. Kazandı evet, diye. Evet. Seviniyordu yani arkadaşı için. En beğendiğim maç Ege. Ya ekstra bir konuda değinmek istiyorum ben. Evet. Şu Emma'nın promosu hakkında ne diyorsunuz? Az dakikamız kaldı. Bir dakikamız kaldı. Tamam o zaman. Evet. Emma'nın karakter değiştirecek olması rezalet deyip en beğendiğim maça geçiyorum o zaman. Evet. Yani kadınlar maçı tabii ki. Kadınlar maçı. Ben de Women's Division'un main event maçını en çok beğendim. Puan kaç 5 üzerinden? Vallahi ben 5 üzerinden temiz bir 3.5'dan 4 çalışır bana. Ben de uzun süredir çok etkisiz ve hareketsiz, akıcı olmayan şovlar izledik. Bu hafta da doldurma maç çok azdı. Genelde şov ve eğlence ya da senaryo mantığına hizmet eden o ya da o mantığı doldurmaya çalışan şeyler sunuldu bize. 5 üzerinden 5 veriyorum bu gelişimden ötürü. Tabii ki puan kıracak şeyler vardı. Ama böyle bir değerlendirme yapmak istedim. Ege, son söylemek istediğin söz. Yani Emma'nın karakterini niye bozuyorsunuz abi? 10 saniye kalmış Emma diyorsun ya. Neyse mis görüşürüz. Mis gibi karakteri bozdular ya. Görüşürüz. Herkese selamlar buradan. Adam Cole baby. Herkes aynı şekilde. Görüşürüz Rıdvan ve Ege'cim. Teşekkür ediyoruz. Bay bay. Dinem bro.